Ülkemizde ve dünyada milyonlarca çocuk kronik hastalıkların pençesinde yaşam mücadelesi veriyor veya bir tedavi için umutla bekliyor. Peki ya size bazı çocukların hasta olmadıkları halde aileleri tarafından hastaymış gibi gösterildiklerini, hatta bu durumun çocukların ölümüyle sonuçlandığını söylesem ne derdiniz? Yaşanmış bir adli tıp olayıyla bu nasıl oluyormuş bakalım mı? Adli tıbbın gizemli dünyasına hoş geldiniz. Altı yılında Doktor Sally Smith, Florida'daki çocuk hastanesinde acil servisten bir telefon aldı. Doktor Smith, çocuk koruma ekibindendi. Telefonda Maya Kowalski adında bir kız çocuğuyla ilgili yardım isteniyordu. 10 yaşında olan ve karın ağrısıyla acile gelmiş olan bir çocuk. Smith, başka bir doktorun yaptığı muayeneye katıldı. Kızın ebeveynleri olan Beata ve Jack Kowalski, hastaneye Maya'nın karmaşık bölgesel ağrı sendromu denilen, kısaca CRPS adı verilen sinir hastalıkları ile ilgili bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu söylemişlerdi. Her türlü uyarana karşı son derece hassastı ve bacaklarından yayılan tekerlekli sandalye kullanımı gerektiren sakatlayıcı bir ağrı olduğunu söylediler. Maya yoğun bakım ünitesinde 24 saat çığlık atarak ve kıvranarak geçirdi. Maya'ya ultrason yapılacaktı ama annesi Maya'nın tetkik sırasında temasa katlanabilmesinin tek yolunun kendisine serumla ketamin verilmesi olduğunda ısrar etti. Olayların gelişmesine neden olan bu ketamin ilacı ne peki? Biraz ondan bahsedelim. Ketamin esas olarak anestezik amaçlı ve yoğun bakım sürecinde sedasyon dediğimiz sakinleştirici etkiyi sağlamak için kullanılan bir ilaç türü. Depresyon ve kronik ağrı rahatsızlıklarında da kullanımı mevcut. Ancak bu olayda istismar iddialarına neden olacak şekilde kötüye kullanımı ve uyuşturucu etkiyle de kullanımı ne yazık ki mevcut. Bu kullanımla raporlanmış ölümler de var. Böylesine güçlü bir ilacın kullanılmasından şüphelenen hemşire, istismar veya ihmal olabileceğiyle ilgili yetkililere bildirimde bulunuyor. Ertesi gün kanıt yetersizliğinden düzenlenen bu bildirim ve rapor reddediliyor. Yalnız Maya'nın bu durumunun devam etmesi ve bazı kişilerin yine bu istismar durumundan şüphelenmesi nedeniyle bu sefer devreye çocuk koruma ekibinden Doktor Smith giriyor. Peki ne oluyor bu aşamada? Doktor Smith sağlık görevlilerini dinlediğinde Maya'nın annesi odada yokken hastalığına yönelik şikayetlerinin daha az olduğunu öğrendi. Tıbbi kayıtlara göre Maya zaten düzenli ketamin alıyordu. Ancak bu hastalığını tedavi etmek için uygun bir yöntem olarak görülmedi incelemeciler tarafından. Smith, düzenlediği ikinci raporda Maya'nın aslında acı çekmediğini, annenin zihinsel sorunları olduğunu düşündüğünü, annenin acı çektiği konusunda Maya'ya baskı uyguladığını belirtti. Artık soruşturma başlamıştı. Smith, Maya'nın ebeveynlerinin bir keresinde onu yüksek dozda ketamin almak için sakinleştirilmesini ve entübe edilmesini gerektiren 5 günlük bir prosedür için Meksika'daki bir hastaneye götürdüğünü keşfetti. Smith araştırmalarında Maya'nın 30 farklı yerden tedavi kayıtları olduğunu tespit etti. Smith bir teori geliştirmeye başladı. The Act, The Sixth Sense ve Sharp Objects gibi filmler ve TV şovları tarafından ünlenen Munchausen by Proxy sendromu ile karşı karşıyaydılar. Tabii bu sırada aile Maya'yı hastaneden çıkarmak istedi ama devam eden bir inceleme süreci olduğundan buna izin verilmedi. Biraz da bu CRPS olarak belirttiğim kompleks bölgesel ağrı sendromu ve tedavisinde ketamin gerçekten kullanılıyor mu ondan bahsedeyim. Kompleks bölgesel ağrı sendromu gerçek ama tam olarak anlaşılamayan bir hastalıktır. Tipik olarak bir yaralanmadan sonra başlar ve yıllarca sürebilen kronik ağrı, hassasiyet, sertlik ve kas güçsüzlüğüne neden olur. CRPS yaygın olarak kabul edilen bir fiziksel acı ölçüsü olan McGill ağrı indeksinde bir numaradır ve uygulanabilir tedavileri olmadığı için bazen intihar hastalığı olarak da adlandırılır. Bu arada mağdurumuz Maya ile ilgili tedavi kayıtlarında Doktor Kirkpatrick diye biri de var.
Biraz daha ondan bahsedelim. Doktor Kirkpatrick, Maya'ya önceden bu hastalık teşhisini koymuştu ve ailesine onu biraz rahatlatabilecek yeni bir tedaviden bahsetmişti. Tahmin ettiğiniz gibi ketamin. Aile de bu kötüye kullanımdan haberdardı ve bu ilacın kullanılmasına başta karşı çıkmışlardı. Ancak araştırmalarından sonra bu acı verici durumu hafifletmek için tedaviyi kullanmaya karar verdiler. Sonraki süreçte Dr. Kirkpatrick ile ketamin tedavisi uygulanmaya devam etti. Ancak maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle başka bir doktorda tedaviye devam etme kararı aldı aile. Maya burada değerlendirildiğinde uygulanan tedaviden fayda gördüğü de tespit edilmişti. Hastalık tanısı kondu, tedavi uygulanıyor, iyiye bir gidiş de mevcut, buraya kadar her şey normal. Belki de zaten her şey normal aslında. Bundan sonraki gelişmeler aslında bu sürecin ne kadar da zor olduğunu gösteriyor gerçekten. Düzenlenen raporlardan sonra Munchausen by proxy sendromuyla karşı karşıya kalındığını düşünen yetkililer Maya'yı hastanede gözetim altında tutmaya ve ailesini de ondan uzaklaştırmaya karar verdiler. Peki devamında ne oldu? Maya'nın tecrit edilmesiyle haftalar geçtikçe aşırı derecede acı çekmeye devam etti. Hala kompleks bölgesel ağrı sendromu öyküsünü kabul etmeyen Dr. Smith, Maya'nın hareketlerini takip ettiriyordu. Bu sırada Kowalski ailesi durumu kabullenemiyordu, özellikle annesi Beata. Bu süreç boyunca sıkıntılı süreç geçiren aile ne yazık ki kötü bir olay daha yaşadı. Anne Beata intihar etmişti. İntihar notunda Maya'dan uzakta olmanın ve bir suçlu gibi muamele görmenin acısını kaldıramıyorum yazılıydı. Mahkeme süreci devam etti ve Maya'nın ailesinden uzak tutulması ve uzun süre yatılı tıbbi koruyucu aileye nakledilmesi gerektiğini savunmaya devam edildi. Mahkeme sürecinde Maya'nın kompleks bölgesel ağrı sendromu rahatsızlığı üzerine çalışma yapan bir doktora sevki sağlandı ve Maya'nın semptomlarının tedavilere yanıt verdiği, CRPS ile uyumlu olduğu yazıldıktan sonra dava düşmüş oldu. Munchausen sendromu veya Munchausen by proxy sendromu dediğimiz sendrom işte böyle gerçekten tanısı çok zor durumlar ve ne kadar şüphelenilse, ne kadar ayrıntılı inceleme yapılsa da gerçekten böyle bir durum var mı, yok mu, bunun ayrımı yapılamıyor. O zaman şundan da bahsetmek lazım. Peki bu sendrom tıbba nasıl girdi? Tarihi nedir? Modern tıpla, adli tıpla ne ilgisi var? Bir de ona bakalım. Munchausen sendromu, kişinin çevresinden ve sağlık görevlilerinden ilgi görebilmek için kendini sürekli hasta etmesi veya bunun için uğraşması durumudur. Psikolojik bir rahatsızlık olan Munchausen sendromu adını Alman yazar Rudolf Erich Raspe'nin 1785 yılında yayınladığı Baron Munchausen'in Rusya'daki muhteşem seyahatleri ve mücadelelerinin anlatıldığı kitabında yarattığı kurgusal bir Alman asilzadesi olan Baron Munchausen'den alıyor. Katıldığı 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda yaşadıklarını çevresine abartılı bir şekilde anlatan Munchausen, kendini yaşananların merkezine koyan tavrıyla kısa sürede tüm hikayelerinin yayılmasını sağladı. Bir süre sonra yalan olduğu anlaşılan bu hikayeler Carl von Munchausen'i daha da ünlü yaptı ve kendi adıyla anılacak bir sendromun literatüre girmesine yol açtı. Munchausen sendromu. Sendromun isim babası Richard Allen John Escher. Escher 1951 yılında hastane hastane dolaşıp gereksiz yere tedavi almak isteyen bir grubu tanımlamak için bu ismi kullanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1985'te yaptığı tanıma göre çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, gelişimini fiziksel veya psikososyal yönden olumsuz etkileyen, bir yetişkin tarafından, toplumu veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlardır. Çocuk istismarı, fiziksel istismar, cinsel istismar veya duygusal istismar olarak 3 ana başlık altında incelenebiliyor. Escher ve arkadaşlarının Munchausen sendromu olarak tanımladığı durumda hasta, doktorun muayenehanesine ya da acil servise sıklıkla klinik belirtilerle desteklenen uydurma bir öyküyle gelmektedir. Hasta sonuç alamadan hastaneden ayrılmakta ve aynı tabloyu yineleyerek tekrar tekrar hastaneye başvurmaktadır. Bu hastalar en zeki gözlemcileri bile aldatabilecek ruh hastalarıdır.
Yutak kısmını keskin bir aletle yaralayıp kanı yutabilir ve kanlı kusmam var diyerek hastaneye başvurmak isteyebilirler. Gereksiz yere kalp ilacı alarak kalp atımında düzensizliğe bile neden olabilirler. Munchausen by proxy sendromu ise özel bir çocuk istismarı türü. Munchausen by proxy sendromu ilk kez 1977'de Meadow tarafından tanımlanmıştır. Aile çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık yaratmakta ve hasta çocuğu doktora götürmektedir. Bazı olgularda ise anne doğrudan zararlı eyleme neden olabilmektedir, zehirleme veya ilaç verme gibi. Yayımlanan olgularda bazı ailelerin eşek arısı ya da bal arısı gibi böceklerle çocuklarını sokturdukları bile bildirilmiş. Bir çalışmada ise Munchausen by proxy sendromuyla olası ölüm oranının %9-10 arasında değiştiği bildiriliyor. Bir çocuğun 200'den fazla kez hastaneye yattığı da bildirilmiş. Fail, olguların çok büyük kısmında ne yazık ki anne. Anne, sıklıkla zeki ya da sağlıkla ilgili bilgisi bulunan işbirlikçi, iyi tıbbi bakımdan dolayı minnettar bir kişi gibi görülebilir. Altta yatan ruhsal patolojiyi anlamak çok güçtür. Doktorlar, ölümcül olabilen bu senaryoya gereksiz girişimsel muayeneleri ve incelemeleri yaparak ya da tehlikeli ilaçları reçete ederek istemeden katılmaktadır. Bu olgularda iyi bir öykü, dikkatli bir muayene, iyi seçilmiş laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Böylece istismar edilen çocuklarda çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde güvensizlik, tıbbi tedaviden kaçınma ve posttravmatik stres belirtileri gibi duygusal ve fiziksel sorunlar geliştiği bildirilmiştir. Pek çoğunun kardeşi de fiziksel ve tıbbi olarak istismar edilmektedir. Bir olguda menenjiti olan bir çocukta kulakta beklenmedik bir şekilde beyin omurilik sıvısı saptanmış, neden meydana geldiği anlaşılamayınca cerrahi operasyon bile planlanmış ancak anne tıbbi gereçleri karıştırırken yakalanınca belden alınan beyin omurilik sıvısını çocuğunun kulağına akıttığı öğrenilmiştir. Bir başka ilginç olguda da tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle gelen 6 yaşındaki bir kız çocuğu olay açığa çıkarılana kadar 12 kez hastaneye yatmış, 7 büyük radyolojik girişim yapılmış, anestezi altında 6 kez muayene yapılmış, 150 kez mikrobiyolojik kültür yapılmış ancak sonuçta annenin çocuğun idrarına kendi adet kanaması sırasındaki idrarını karıştırdığı saptanmıştır. Görüyorsunuz değil mi ne kadar ilginç ve karmaşık durumlarla karşılaşılmış. Sağlık görevlileri için gerçekten zor olaylar bunlar. Bu videonun temelini oluşturan olay örgüsü incelendiğinde, bu olgu incelendiğinde de işte bu kadar karmaşık ve zor bir durum var ve bu yüzden kesin budur, kesin şudur diye veya istismar var, kesin böyle diye diyemiyor. Bu arada bu kısımda özellikle sağlık görevlileri açısından belirtmek istediğim bir durum var. Munchausen by proxy sendromundan hangi durumlarda şüphelenmek lazım onu da belirtmek istiyorum. Deneyimli hekimler tarafından teşhis edilemeyen, açıklanamayan ve uzun süreli hastalık. Hastalıklar genellikle o kadar benzersiz olarak tanımlanır ki doktorlar daha önce hiç böyle bir şey görmediklerini söylerler. Tekrarlayan hastaneye yatışlar ve veya tıbbi ziyaretler, tanı koymada başarısız olan kapsamlı tıbbi testler, tıbbi anlam ifade etmeyen belirtiler, mağdurun tedaviye yanıt vermede kalıcı başarısızlığı, mağdur sadece failden uzaklaştırıldığında kaybolan belirti ve semptomlar, çocuğunun hastalığı konusunda endişeli görünmeyen ancak hastanedeyken sürekli çocuğun yanında olan bakıcılar, sağlık personeli ile alışılmadık derecede yakın ilişkisi olan anneler, ailede ani bebek ölümü sendromu öyküsü ki bundan ayrı bir videoda oluştururum inşallah ilerleyen süreçlerde, daha önce tıbbi veya sağlık bakımı deneyimi olan ve çocuklarıyla aynı türde hastalık öyküsü olan anneler, ağrılı olsa bile çocuğun tıbbi testten geçmesini memnuniyetle karşılayan bir ebeveyn, çocuğun hastaneden taburcu edilmesi tavsiye edildiğinde sağlık personelini çocuğun hala hasta olduğuna ikna etmeye çalışan aile, daha önce Munchausen sendromu öyküsü olan bir bakıcı, teşhisin tıbbi olmadığı yönündeki öneriyi ısrarla reddeden bir bakıcı,
çocuğun hastalığı hakkında kendi hastalıklarıymış gibi konuşan bakıcılar, konuşma özellikle çocuğa yönelik olduğunda çocukları adına konuşan bakıcılar. Sonuç olarak Munchausen by proxy sendromunun belirtilerini bilmek ve vakaları ayırt edebilmek olası istismarın ilerlemesini ve hatta ölüme gitmesini engellemek açısından gerçekten çok önemli. Fiziksel istismar olgusuyla karşılaşan hekim, tanıdan emin olmasa bile diğer bilimlerden görüş alarak iyice araştırmalıdır. İstismar olduğuna karar verilen olgularda olanaklıysa adli tıp uzmanından rapor alınmalıdır. Çocuğa yönelik tehlikeli olgularda çocuğun eve gönderilmemesi gerekir. Bu durumlarda Cumhuriyet Savcılığına yapılacak ihbarın yanı sıra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan yardım istenmelidir. Bu sağlanana dek çocuğun hastanede tutulmasına çaba gösterilmelidir. Sözün özüne gelecek olursak, çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar insanlığın katıksız saf iyilik hali. 6 yaşında evliliklerle, kötü davranışlarla, istismarla gündeme getirilen, hep anılan çocuklarımızın sevgiyle, huzurla, muhabbetle yetiştirilmesi, bakılması, korunması lazım. İstismarın her türlüsüne hayır demeliyiz ve bu konudaki farkındalığı sağlamalıyız. Çocuk istismarına ve çocuğa şiddete hayır. Sağlıkla kalın.